İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle Can TV'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Ben de Çocuktum adlı başka bir programımızla bu akşam da karşınızdayız. Özellikle bugünkü konumuzu kısaca bir özetlemek istiyorum. Bugün çocuklarımız için çok önemli olan ders başarısını ciddi anlamda etkileyen verimli ders çalışma ilke ve yöntemlerini psikolojik danışma arkadaşlarıyla beraber değerlendireceğiz. Bu konuda doğru yöntemler, yanlış bildiğimiz yöntemler neler olduğunu, bunları aile tutumları noktasında değerlendirmeye çalışacağız. Bu programımızın konukları olarak öncelikle komisyon üyemiz Mustafa Bey'i tanıtmak istiyorum. Kendisi daha önceki programımıza katılmıştı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Namık Kemal Lisesi rehber öğretmeni. Bize bir iki cümleyle kendini tanıtabilir mi? Buyurun. Teşekkür ediyorum sizlere. Bildiğiniz gibi biz okullarımızda psikolojik danışman olarak görev yapmaktayız. Ben de şu son okullarımızın değişmesiyle beraber okulumuzun yeni ismi yani Namık Kemal Ticaret Meslek Lisesi'nde çalışıyorum. Evet. Psikolojik danışmanlık servisinde işte psikolojik danışman olarak görev yapmaktayız. Bugün öğrencilerimiz, velilerimiz için onları hayati olarak ilgilendiren özellikle verimli ders çalışma konusunu işleyeceğiz. Evet. Sözü çok tekrar size bırakıyorum. Çok şey görüyor değil mi? Yani çok basit görünen bir konu verimli ders çalışma. Yıllardan beri bizlerin okullarda rehberlik servislerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde ve dershanelerde sık sık dile getirilen, gündeme alınan, çok basit görünen ama çok başarılı noktasında çok önemli gördüğümüz bir konu bugün. Kesinlikle. Zaten sözlerime başlarken de dile getirdim. Öğrencilerimiz için onların geleceklerinin işte teminatı için hayati öneme sahip bir konudur. Diğer konuklarımıza da dönmek istiyorum. Aliyaz Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmeni. Kendisinden de birkaç cümleyle görev süresince neler yaptı? Bu konuda bize birkaç cümleyle özetleyebilir miyim? Tabii ki. Aliyaz ben de. Daha önce Bilecik ilinde çalıştım. Evet. Meslekteki 5. yılım. Bu yıl buraya tayin oldum. Şu anda da Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Bugün de sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi verimli ders çalışma yöntem ve ilkeleri çok önemli bir konu. Daha önce okulda çalıştınız tabii ki. Evet. Bu konuda hani okul deneyiminiz de mevcut. Evet. Zaten okulda görev yapan arkadaşlarımız da çok iyi bilirler ki ya da okulda çalışan öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz şunu çok iyi biliyorlar. Genelde öğrencilerimizin en çok sıkıntı yaşadığı problem ya da en çok ihtiyaç duydukları konu genelde verimli ders çalışma. Evet. O yüzden bugün bunu burada konuşacağız. Verimli ders çalışmayla ilgili yöntemlerin ne olduğunu. Teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür ederim. Şiler Hocam, Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmeni. Evet. Size de hoş geldin hoş diyoruz. Hoş bulduk. Siz de birkaç cümleyle konuyla ilgili ve sizin görev sürenizle ilgili görev yaptığınız kurumlar bağlamında yaptığınız çalışmalar bu konuyla ilgili özetleri birkaç şey alabilir miyiz? Evet. Yani ilk görev yerim zaten Kocaeli'nde başladım. Genelde ilk öğretimlerde ben çalıştım. Görev süresince 9. Evet. yıl boyunca hep ilk öğretimde çalıştım. Daha çok hani zaten hani öğrencilere öncelikle hani küçük yaşlarda da erken yaşlarda nasıl ders çalışmaları konusunda hem gerek velilere gerekse öğrencilere dönük sürekli hani seminerler olsun, bilgilendirme çalışmaları olsun ya da grup çalışmaları şeklinde hani öğrencilere verimli ders çalışma konusunda hani bilgilendirmeler yaptık ve gerçekten bunun sonucunu da çok iyi aldığını düşünüyorum. Gerçekten öğrenciler nasıl ders çalışması konusunda gerçekten yetersiz olabiliyor ya da hani biliyorlardır birçoğu ama uygulamaya geçirmede problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Hoş geldiniz. Size de teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet Mustafa Hocam, evet. Trafikteydiniz, geç kaldınız herhalde. Bu konuda hani genel bir çerçeveyi çizmek adına size söz verelim isterseniz. Tabii hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşam bugünkü konumuzda öğrencilerimizin şey, nasıl ders çalışmaları konusunda şey bir... Diyeyim, hani biz zamanı planlamayı konuşacağız. Sizi bugün zamanı planlamamanızla ilgili konuşalım isterseniz. Tabii hocam, siz buyurun. Nasıl isterseniz. Evet. Öncelikle ben konumuzun çerçevesini çizeyim, ondan sonra tabii, zaman buyurun. Konusunda buyurun, buyurun. Bugün özellikle öğrencilerimizin hani en verimli çalışma yöntemlerini nasıl hazırlanır, ne şekilde ders çalışmaları gerekir. Biliyorsunuz öğrencilerimizin sıkça bize sorduğu sorulardan bir tanesi, hocam ben nasıl ders çalışacağım, evet. Ders çalışmasını bilmiyorum, kaç saat çalışacağım, kaç soru çözeceğim, hangi konuya çalışacağım, hangi konuya ağırlık vereceğim.
İşte bize şunu söylüyorum, hocam ben bunları düşününce her şeyi karıştırıyorum, bir bakıyorum saat geçmiş ve ben hiç ders çalışmıyorum. Özellikle ben orta öğretimde çalıştığım için ergenlere yönelik, bildiğiniz gibi YGS, LYS sınavı sürecine de yakınız. Bir ay sonra zaten YGS'ye de gireceğiz, öğrencilerimiz YGS'ye girecekler. Bu doğrultuda hocam işte kaç saat çalışalım, deneme mi çözelim, sorun mu çözelim, ne yapalım şeklinde sıkça bize sorduğu sorulardır. Bu gece bu konumuzda özellikle bunlara yönelik biraz cevaplar vermeye çalışacağız. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. En iyi, en verimli çalışma yöntemi, daha doğrusu planı, programı öğrencinin rehberlik servisinden destek alarak kendisinin hazırladığı programdır. Çünkü hazır bir şekilde işte biz tablo oluşturalım diyelim, saatleri yazalım, işte konuları yazalım, bunu öğrencimize verelim. Bu öğrencimiz uygulamayabilir çünkü o gün o anda onun karşısına başka bir şey çıkmış olabilir. İşte farz edelim ki akşamları elektrik gitmiş olabilir, misafir gelmiş olabilir, o gün öğrencimizin o saate başı ağrıyor olabilir. Kendini ders çalışmaya kesinlikle hazır hissetmeyebilir. Bu doğrultuda işe kendine özgü olarak öğrenci rehberlik servisinden bireysel görüşmeyle destek alarak kendisi işte haftalık ders programı, ders sınav programı ve çalışacağı konular doğrultusunda kendisinin oluşturacağı program olması kesinlikle önemlidir. Önce şu söylemek gerekirse tabii hocam. Öğrencilerimizin, uzmanlarımızın doğru bildiği aslında birçok yanlış var. Bu konuda Ali Hocam'a dönmek istiyorum. Doğru bildiğimiz yanlış yöntemler neler? Çocuklarımız hangi yöntemleri yanlış kullanıyor? Evet. Sizden alabilir miyiz? Şimdi ben öncelikle başka bir şey ifade etmek istiyorum bu konuya girmeden önce. Şimdi daha önce mesela geçmişteki anlayış şu şekildeydi. Bir öğrenci başarılı olmak istiyorsa hani ne yapmalıyım diye sorduğu zaman genelde tek bir reçete sunulurdu. Ya da tek bir öneride bulunurdu ona. Çalışmak, çalışmak. Yine çalışmak ve daha çok çalışmak şeklinde. Ama artık günümüzün de değişen şartları dikkate alındığı zaman günümüzün eğitim anlayışıyla bunu ifade edecek olursak artık çok çalışmak değil bunun yerine biraz daha verimli çalışmak, etkili çalışmak almıştır. Çünkü günümüzde artık hani birçok şeyi de kontrol altına almak gerekiyor. Öteki türlü çalışmak çok zor olur. O yüzden etkili ve verimli çalışmak gerekiyor. Bunun için de tabii ki verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini de bilmek gerekiyor. İsterseniz bunların ana başlıklarını bir yani girelim. Yani etkili yanlış yöntemleri bir ifade edelim. Zaten onlar da konu esnasında dili getirilir. Yani mesela şey derler ya, daha çok teknolojiye çocuklarımız bulanmış durumda. Ve tamamen internet ve telefon çağına girmiş durumdayız. Bu ciddi anlamda yetişkinler dahil olmak üzere birçok bireyin, öğrencinin yaşamında ciddi anlamda zamanını çalıyor. Bu mesela, bu bir yanlış yöntem değil mi? Hani bu sinsi gelişen, farkında olmadığımız, çocuklarımızın, bizlerin, yetişkinlerin farkında olmadığı, bugün bir şeye biniyorsunuz, bir toplu taşıma aracına biniyorsunuz, artık göz teması yok. Herkes kafası önünde, elindeki bilgisayarda, telefon, akıllı telefonlarla bilgisayara girmiş, artık iletişimin kopma noktasına geldiği ve bu teknolojik durumun bu hızla devam etmesi, bunu biz yanlış kullanıyoruz. Evet. Çocuklarımız da yanlış kullanıyor. Özellikle okul çağı çocuklarında da zaman zaman şu yanlışı görebiliyoruz. Birçok okula giden öğrencimizin ta ilk okula kadar görüyorsunuz. Ellerinde bir telefon var. Akıllı telefonlar, evet. Ya da yanlış yöntem bildiğimiz işte çocukların imkansızlıklarından dolayı. Onları siz de ifade edersiniz. Tabii ki çok önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle teknoloji o anlamda, normalde teknoloji aslında olumlu bir şey. İnsan hayatını kolaylaştıran bir şey. Ve kullanıldığı zaman aslında insan yapmak istediği şeyi çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor olmalı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kullanımda bitiyor. Bunu biraz daha bilinçli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Artık ilk öğretimdeki bir öğrencinin bile belki hani okuma yazmakta ya da hani okuma yazmakta bile problem yaşayan bir öğrencide çok rahat bir şekilde akıllı telefon görebiliyorsunuz yani. Ve akıllı telefonu hani daha çok kullanırken de eğitim anlamında ya da bilinçli bir şekilde değil, tamamen böyle chat ortamı için, internet ortamı için, arkadaşlarıyla iletişim için kullanıyor dediğiniz gibi. Bunların kesinlikle biraz daha kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ya da yine doğru şekilde bilip aslında yanlış olan şeyler. Kimi arkadaşlarımız mesela ev ortamında televizyonun karşısında oturup ders çalışabiliyor.
ya da uzanarak ders çalışabiliyor. Hani ben yine rahat bir şekilde çalışabiliyorum diye kendini ifade ediyor ama aslında bu da doğru diye bilinip yanlış olan noktalardan biri. Televizyon haricinde müzikle ders çalışan öğrencilerimiz oluyor okulda çalışırken. Yine bu şekilde ben müzikte çok daha rahat çalışıyorum, evet, daha iyi odaklanıyorum diye kendini ifade eden öğrencilerimiz oluyor. Ama yine bunlar da yanlış yöntemler. Yanlış yöntemler derken de hani biraz daha açmak gerekirse neden yanlış mesela? Müzikte ya da televizyon karşısında ders çalışan öğrencide şöyle bir durum oluyor. İnsan beyni, yapılan araştırmalarda da zaten insan beyni sadece bir şeye çok iyi bir şekilde, ciddi bir şekilde odaklanabiliyor. Evet. Peki aynı anda iki şeyi yapmaya kalkarsak, yani hem televizyon ya da müzik dinleyip bir yandan da ders çalışmaya çalışırsak, ister istemez beynimiz sadece birine odaklanacaktır orada. Eğer zaten derse odaklanırsak orada müzik ya da televizyon tamamen gürültü olarak kalacaktır. Ama ders çalışırken eğer televizyon ya da müziğe odaklanırsak o zaman da zaten çalıştığımızdan çok bir şey anlayamayacağız. Ya sadece da, beynimizi yoracağız işte o durumda. Ders çalışırken arada bir dediğiniz işte müzik ya da televizyona sürekli dikkatin kaymasına bağlı olarak öğrenmenin tam gerçekleşmemesi. Evet. Söz konusu. Aynı zamanda zaman kaybına da neden olacaktır. Evet. Normalde belki yarım saatte çalışılabilecek ve güzel bir şekilde anlaşılabilecek bir konu televizyon ya da müzik yüzünden belki bir saat, belki bir buçuk saat ve belki de o an çalışılamayacaktır. Doğru düzgün anlaşılamayacaktır yani. Evet. Tabii bu noktada bir şey daha dile getirmemiz gerekiyor. Özellikle hani öğrencilerimiz işe 40 dakika boyunca ders çalışıyorlar veyahut işe yarım saat, bir saat ders çalışıyorlar. İşte sıkça rehber öğretmenlerimizin de diğer öğretmenlerimizin dile getirdiği gibi kısa aralar verin diyorlar mesela dinlenmeniz için. Bu aralara şimdi müzik dinlemek, televizyon izlemek bunlar da aslında o okunanları, o işe edinilen bilgilere ket vurucu etkenlerdir. Aralara kesinlikle işe zihni dinlendirmek gerekiyor. Evet. Yani müzik dinlemek, televizyon izlemek zaten çalıştığımız, işe edindiğimiz bilgilerin beynimizde şekillenmesi, özümlenmesini kesinlikle engel olmaktadır. Bu da doğru işe doğru olarak bilinen temel yanlışlardan bir tanesidir. Evet. Zaten hani ben de burada bir şey eklemek istiyorum. Hani ders çalışma sürelerinin zaten hani genelde biz ne diyoruz 20 ile 40 dakika arası olması gerekiyor. Hani o sürelerde bir de hani dinlenme aralarının olması gerekiyor. Bu da hani 10 dakika ya da 15 dakika. Bu da zihnin dinlenmesi. Evet. Bir sonraki derse hazırlık süreci. Hani bu süreç içerisinde biz hani ya müzik ya da farklı bir şeyi kendimize verirsek zaten hani örneğin televizyon açtığımızı farz edelim. Ne olacak? Televizyonun başında kalkamayacağız. İlgimizi çekecek bir program belki olabilir. Hani bu yüzden hani özellikle ders aralarında hani verdiğimiz arada sadece sonraki dersin hazırlığını yapmak ve zihni dinlendirme olarak geçirilmesi gerekiyor. Bir de doğru bir yani doğru yöntemler neler? Ali Can'a sormak istiyorum. Hani doğru yöntemler standart mıdır? Herkes için aynı mıdır? Yoksa farklı mıdır? Konuda neler söylüyor? Şimdi standart bir yöntemden bahsetmek çok mümkün değil ama genel olarak bir ortak zeminde de hani bir ortak zeminde buluşabiliriz bu anlamda. Öncelikle ben verim ders çalışma yöntem ve tekniklerini o zaman şöyle başlıklarıyla bir belirtmek istiyorum. Bir öğrenci çalışmak, başarılı olmak istiyorsa öncelikle zaten çalışmak için bir amaç belirlemeli kendine. Evet. Amaç olmadan zaten ne için çalışacağını veya ne için çalışacağını bilemez öğrenci. O yüzden ilk yapması gereken öğrencinin bir amaç belirlemesi gerekiyor. İkinci bir... Yani amaç derken örnek verebilir miyiz? Mesela ne yapmak gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Şimdi bu öğrencinin biraz daha içinde bulunduğu durumla ilgili olabiliyor. Amacı şu şekilde biraz daha açabiliriz. Amaçlar kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli amaçlar dediğimiz öğrenci için mesela günlük amaçlar, kendi günlük amaç da koyabilir, haftalık ya da mesela dönemlik amaç olabilir, yıllık amaç olabilir. Günlük amaç ne olabilir? Yarın ben şu dersen şu kadar soru çözmem gerekiyor ya da şu dersen şu konuyu çalışacağım. Şu konuda şu hale gelir, şu hale gelmek için şunları yapmam gerekiyor şeklinde kendine bir hedef koyabilir. Ya da biraz daha bu hedef amacı biraz daha uzata hani uzun süreli yapacak olursak orta vadeli bir ders dönem sonunda bir dersi geçmek, iyi bir dereceyle geçmek ya da sınıfı geçmek anlamında bu şekilde amaçları uzatabiliriz. Bu biraz daha ilerlerse üniversite sınavını kazanmak, güzel bir bölüm kazanmak şeklinde sıralayabiliriz. Amaç seçilirken özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor öğrencinin. Kendisini harekete geçirecek, motive edecek, sevdiği, içinden ders çalışmak gelmediği zaman bunun amacını düşündüğü anda tekrar çalışma şevki gelecek bir amaç belirlemesi gerekiyor bu anlamda. Bu şey olabilir mi? Mesela uzun dönemli amaç dediniz. Evet. Ben işte hani mesleki
rehberliğin ta okul öncesinden başlaması gerektiğini. Hı-hı. Mesela ben şey olmak istiyorum, doktor olmak istiyorsam, ne bileyim öğretmen evet. olmak istiyorsam, mühendis olmak istiyorsam, bu uzun dönemli amaçlarda evet. bu hedefe gitmede neleri yapabileceğim? Yani hangi alanlarda başarılı olmam ve hangi alanlara dikkat etmem gerektiği noktasında? Evet. Bir örnek de verebiliriz değil mi? Hı-hı. O şekilde tabii ki örnek verebilirsin. Yani çok klasik bir örnek vardır. Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diye. Aslında çok basit olup ama gerçekten de bu işi özetleyen bir örnek. Evet. Eğer öğrenci ne kadar erken, bu okul öncesi olabilir, tabii okul öncesi biraz zor oluyor ama olursa çok güzel oluyor tabii ki. Ya da ilk öğretimde, ortaokulda, çünkü zaman ilerledikçe aslında bir anlamda geç kalmış da oluyor öğrenci. O yüzden amacını ne kadar erken belirleyebilirse, o kadar sağlıklı olur öğrenci için. Birinci olarak amaç belirleme dedik. Evet. Amaç belirledikten sonra ikinci bir aşama olarak plan hazırlama. Çünkü çalışmalar belli bir plan dahilinde olmadığı zaman her şey çok karışabiliyor. Okulda da zaten yine yaşadığımız... Şimdi plan dediğiniz evet. şey, ben yığınla plan hazırlandığını görüyorsunuz. Hı hı. Fakat en önemli, en problem olan kısım bunların uygulama safhasında ciddi problemler olması. Evet. Mesela çocuklarımız, öğrencilerimiz bir şekilde kendiler için bir program hazırlıyorlar. Hı hı. Bunda birçok yerden destek alıyorlar. İşte okullar, rehberlik servisi ve dershaneler ya da rehberlik araştırma merkezleri ya da bu alanda eğitimci arkadaşlardan bu destekleri arıyorlar. Ve sorun şu aslında, bu plan ciddi anlamda sekteye uğrayan. Yani önemli olan plan hazırlamak mı, planı sürdürmek mi? De plan hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Kişiye göre dedi Mustafa Bey. Evet Mustafa Bey. Şey başında, program başında hani kişiye göre farklıdır. Yani bir A kişisinin planı farklı olur. Hı-hı. Hani ne olur? Gündelik yaşamında farklılık olabilir. Dinç olduğu zamanlar farklı olabilir. Hı-hı. Bir rahatsızlığı olabilir. Ya da özel bir farklı söyleyemediğimiz durumları olabilir. Kişiye özgü planların hazırlanması tabii ve ki. Disipline edilmesi. Ve şunun da özellikle şuna da dikkat etmek gerekiyor. Planlar hazırlanırken uygulanabilecek planların oluşturulması gerekir. Evet. Yani çocuk potansiyelinin farkında olması gerekir. Özellikle rehber öğretmenle bireysel görüşme yaparken rehber öğretmenin öğrencinin okul içerisindeki not durumuna dikkat etmesi gerekir. Ve akademik performansını yani göz önünde bulunarak planın birlikte hazırlanması gerekir. Yani ulaşılabilir olması çok çok önemli. Hı. Zaten ulaşılamayacak bir program olduğu zaman sizin de bildiğiniz gibi kesinlikle uygulamayacak bir program. Bir de şart, hani potansiyel kabiliyet ya da yeterliliklerini bilmek önemli. Hı. Ama bu süreçte aile çok önemli. Mesela aile bu noktada işte aile tutumları nasıl olmalı? Ben Güler Hocam'a bunu sormak istiyorum. Yani burada aile unsuru ciddi anlamda ön plana çıkıyor ve aile aslında çocuğu çok yoğun bir programa boğarak onun başarılı olabileceği noktasında düşünceleri var. Ve buna benzer ailelere neler söylüyor? Yani öncelikle hani ders çalışma programı hazırlanırken hani başta da söylediğiniz gibi çocuğu sürece dahil etmek gerekiyor. Eğer biz çocuğun önüne hazırlanmış bir ders çalışma programı sunarsak tabii ki çocuk bunu yapmak istemez. Hani zaten hani okullarda hani şimdi çocuklarda şöyle bir hani yapılan araştırmalara göre çocuklar öncelikle hani insan beynine zaten uyuşmayan bir durum. Hani öncelikle bizler hani daha kısa vadede ulaşabilecek şeylerden daha haz alıyoruz. Şimdi ders çalışmak dediğimiz hani daha uzun vadede işte meslek sahibi olmak, iyi bir üniversiteye yerleştirmek. Hani bunlar bir taraftayken daha yakın amaçlar işte çocuk arkadaşlarıyla zaman geçirmek, daha haz alabileceği şeyler yapmak bu çocuklara daha cazip geliyor. Bizim hani özellikle ders çalışma alışkanlığını edinmemiş çocuklar öncelikle bunu ders çalışma alışkanlığı edindirmemiz gerekiyor. Hani bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle hani küçük adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Nedir? Hani ilk başta çocuğa aileyle birlikte oturup hani işte çocuk hani dediğim gibi ders çalışma alışkanlığı yoksa öncelikle hedef 15 dakika diyelim. Hani bir derse 15 dakika çalışmak ama bunu iki hafta yani bir hafta boyunca hani 15 dakikanın aşağısına inmeyecek şekilde çocuğun her gün bunu yapması gerekiyor. Hani dedim ya öncelikle burada çocuğa ders çalışma alışkanlığını kazandırma. Hani bu aşamayı geçtikten sonra dediğin gibi hani çocuğa hani o daha sonraki süreçlerde çocuğa hani 15 dakikanın üzerine aşabilirsin şeklinde hani daha motive edici sözler de söylenebilir. Zaten 20-22 gün sonra çocukta o ders çalışma alışkanlığını bu şekilde kazandırmış olacağız. Hani dediğin gibi öncelikle hani ders çalışma konusunda ayrı böyle bir yol izleyebilir. Aileler çok çocukların üzerlerine yani üzerlerine çok gidiyorlar.
Evet, şimdi hani şöyle diyelim, öncelikle hani çocuğun ilgi yeteneklerinin farkında değilse, algılama kavrama düzeyinin farkında değilse aile, hani örneğin çocuk yapamayacak durumdadır. Hani yaşıtlarına göre biraz daha algılaması, kavraması daha yavaştır ama hani bu aile işte çocukta daha farklı ya daha yüksek beklentiler içerisine girdiği zaman hani çocuğun kendine özgüven kaybı da ortaya çıkabilir. Öncelikle aile çocuğunu iyi tanıması gerekiyor, ilgi yeteneklerini bilmesi gerekiyor, ona göre bir beklenti içerisine girmesi gerekiyor. Burada da zaten rehberlik servislerine, yine sınıf öğretmenler büyük iş düşüyor. Hani çocuğu durumu hakkında, hani dersteki tutumlarıdır, işte çocuk hani dersi ne kadar algılayabiliyor, ne kadar sürede öğrenebiliyor. Hani bu konuda hani öğretmenler, velilere bu şekilde hani önerilerde bulunabilir. Evet. Ve bir diğer şey olumlu model olmak. Hani aile dediğim gibi, çocuk birçok şeyi ailede öğrenmektedir. Hani eğer çocuk işte aile orada televizyon seyrettiği zaman, işte orada hadi sen git ders çalıştığın zaman, ister istemez çocuk hani o da onlar gibi heves edecektir. Hani ders çalışmak zaten çocuğa cazip gelmiyor. Onlar da mı ders çalışsın? Hani o saatte ne yapılabilir? Hani televizyon kapatılabilir. Çünkü evet, dediğim gibi hani işte önemli olan işte ben çocuğuma işte ders çalışma odası her şeyi aldım. Çünkü bu velilerden gelen hani daha çok o işte alışkanlık ben sürecine aşmak adına yani başta öyle bir yöntem izleyebilir. Yani hani evet dediğim gibi hani model biz diyoruz ya hani ailede birçok hani çocuk anne babaya bir model alıyor. Hani sen işte orada ister istemez hani sen orada çocuğa git ders çalış dediğin zaman orada televizyon açtığı zaman dikkati de dağılabilir. Hani çocuk merak da edebilir. Hani bu yüzden ya da çocukla birlikte hani birlikte çalışabilirler. Hani bu da tabii çocuğun ödevlerini yapma anlamında algılanmasın. Hı. En azından hadi gel bakalım bugün neler öğrendin, bana anlatabilir misin? Evet. Hani bu şekilde çocukla diyaloğa da girmiş olur. Hani bir diğer şey de ortam oluşturmak. Hani ders çalışma ortamını aile hani oluşturabilir. Burada dediğin gibi hani ders çalışma ortamını ilgili hani sessiz bir ortam olması gerekiyor. Ders çalışma masasının mutlaka olması gerekiyor. O ders çalışma masasında hani ödevlerin ya da diğer çalışmaların orada kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu tür şeyler kıyaslama yapabilir. Kıyaslama çok yapıyorlar aileler. Evet. Kıyaslama. Bunda, bu konuda ne diyebiliriz? Yani kıyaslama şimdi, tabii ki hani doğru bir yaklaşım değil. Evet. Yani çünkü her bireyin yapabildikleri çok farklıdır. Yani beş parmağın beşi de bir olmaz. Hani biz örneğin ben daha çok hani dedim ya başta da söyledim. Ben velilerle bununla ilgili çok böyle senin erer verdiğim için hani velilere hep ben bunu söylüyorum. Evet. Hani sizin çocuğunuz bugün geldiği zaman size dese a kişinin annesi bak şunları şunları yapıyor. Hani sizi diğer bir anneyle kıyasladığı zaman bu sizin hoşunuza gider mi? Yani tabii ki onlar da hani gitmez. Yani değil mi? Hani çocuğun da her çocuğun yapabilecekleri farklı da önemli olan çocukla zaman geçirip çocuğun acaba daha hani en iyi yapacak, yapabileceği şeylerin ne olduğunu belirleyebilmek. Hani bu şekilde tabii ki hani bu şekilde velilere doğru olanları anlatmak gerekiyor. Evet. Ali Bey ne diyebilirim? Benim hocamızın söylediklerine ekleme olarak şunları ekleyebilirim. Şimdi hocamız da ifade etti kısmen ama özellikle Bağlar ilçesinde mesela evlerimizin çoğu ısınma olarak soba kullanmaktadır. Bu durumda da kışın hava soğuk olduğu zaman daha çok herkes zaten bir arada oturmaktadır. Sobanın olduğu odada oturuyorlar mesela. Evet. Aynı zamanda televizyon da o odaya koyuyorlar. Bu durumda çocuk öteki odaya geçtiği zaman soğuk olduğundan dolayı yan tarafa gitmek istemiyor zaten. Öteki tarafa gidip çalışmak istemiyor. Hazır sıcak ortam bulmuşken televizyon varken orada oturmak istiyor. Hani velilerimizin bu konuda da biraz duyarlı olması gerekiyor aslında. Bu durumda ne yapılabilir? Öğrenci işte zaten o plan doğrultusunda çalışan saat aşağı yukarı belli olur o durumda. Veliyi de zaten o plan içine dahil etmek gerekiyor. Her şeyi öğrenci tek başına yapamayacaktır. Çünkü o uygun ortamın yaratılmasında öğrencinin yapacakları bir yere kadar. Veli de şu şekilde hocamızın da söylediği gibi oturma odasında, sobanın olduğu odada bir çalışma masası konarak öğrencinin oraya oturup ders çalışmasını sağlayabilirler. O süre içinde de televizyon kapatılıp, aile de tabii ki hani çocuğuyla oturup ders çalışamayacaktır belki ama biraz daha böyle televizyon haricinde ilgilenebileceği şeyler olabilir. Gazete okuma olabilir, başka bir etkinlik olabilir. O durumda ne olur? En azından öğrencinin de o ortamda ders çalışması sağlanır. Evet. Ve öğrencinin yanında da olduğundan dolayı hani öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu durumda hani destek de verilebilir o durumda. Böyle bir şey yapılabilir. Güler hocam devam ediyordu. Ya bir diğer şey de hani anne baba tutumlarından hani bahsetmişken bir özellikle hani çocukların yaptıkları çalışmanın aile tarafından fark edilmemesi. Hani aileler bu konuda biraz doyumsuz oluyor. Hani çocuk çalışıyordur ama her zaman için aile için yetersizdir. Yani bunun örneklerini de hani çok fazla gördüğüm için yine dile getiriyorum. Çocuk işte bizde şu anlayış var.
Çocuk ailesi için çalışır, kendisi için çalışmaz. Bu çocuğa yerleştirme. Çünkü hani diyor ki işte ben iyi not alırsam ailem sevinir. Hani bunu kendisi için yapmıyordur. Evet. Hani böyle olunca da çocuk işte çalışma yapıyordur. Ama aile bunu dediğim gibi yetersiz gördüğü için çocuk artık şey değil. Nasıl olsa yaptığım çalışma fark edilmiyor. Daha sonra da pes etme durumu oluyor zaten. Çocuk artık çalışmak istemiyor ve çalışmaktan soğuyor. Mutlaka hani ne yapılması gerekiyor? Çocuğun yaptığı olumlu bütün şeyler görülüp yani gözlemleyip bunu dile getirmek gerekiyor. Aferin hani iyi bir çalışma yaptın ama hani şu hedefe ulaşabilmen için hani biraz daha çaba harcaman gerekiyor şeklinde yaklaşılırsa hani çocuğu daha iyi bir şekilde motive edeceğini düşünüyorum. Ailenin tutumları ile ilgili hocam şöyle bir şey de var mesela. Genelde anne baba çocuğunun sürekli ders çalışmasını ister. Çocuğa sürekli ısrar eder. Hadi oğlum git ders çalış ya da hadi kızım git ders çalış diye. Öğrenci de gidip tam böyle belki oturma, ders çalışmak için oturduğu anda anne ya da baba gelip oğlum bir markete bir koş versene şunu ekmek alıver ya da başka bir şey alıver diye bazen bu şekilde istekler de olabiliyor. Aslında burada anne baba da veli öğrenciye şu mesajı vermiş oluyor. Hani sanki öğrencinin aldığı mesaj şu olabiliyor. Az önce bana ısrar edip durdular oturup ders çalışayım diye. Tam oturmuşken, odaklanmışken bu sefer benden başka bir şey istiyorlar. Demek ki aslında şu an yaptığım şey çok önemli değilmiş gibi de anlamda mesaj gidebiliyor çocuğa. O yüzden çocuk ders çalışmaya oturduğu anda biraz daha böyle bence, ona önem vermek gerekiyor. Bence ebeveynlerin, anne babaların en büyük sorunlarından bir tanesi de zaman kavramı. Yani çocuğa zaman ayırıyor. Hakikaten evet. Öyle bir devreye girmiş ki artık çalışma hayatı, anne babanın çalışması özellikle çok daha feci bir boyutta karşınıza çıkabiliyor. Hı hı. Çocuğunuza zaman ayırma noktasında ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz. Bu konuda Mustafa Hoca'ya söz vereyim. Ailelere bu konuda neler söyleyebiliriz? Özellikle yani, zamanı çocuklara zaman ayırma noktasında. Tabii kesinlikle. Özellikle çalışan ebeveynlerimizle ilgili şunu özellikle dile getirmemiz gerekiyor. Tabii çalışmayanlar için de bu geçerlidir. İşte iş yoğunluğundan dolayı işte çocuğun sadece hani dershanesini karşılamak, dershaneye göndermek, işte en iyi okula göndermek veyahut özel öğretmen, özel dersler tutmak yeterli şekilde görmektedirler. Ki en önemli noktayı bu noktada göz ardı etmektedirler. Çocuklarına işte ilgi göstermek, onlarla konuşmak, işte bugün neler yaptın mesela. Yani her anne babanın kesinlikle çocuğuna sorması gereken, akşam sorması gereken temel sorulardan bir tanesi. Oğlum bugün ne yaptın işte? Kızım bugün ne yaptın? Okuldan giderse de işlediniz. Öğretmenim bugün sana neler söyledi? Tabii işte bu... Zaman ayırmadığımızda çocuk kendini nasıl hisseder? Tabii zaman ayırmadığımız zaman önce yani şunu söylememiz gerekiyor. Çocuk okulda yapmış olduğu, özellikle biliyorsunuz bizim okullarımız kötü alışkanlıklar açısından çevresel olarak inanılmaz dezavantajlı bir durumdayız. Yani bütün olumsuz koşullara açık bir şekildeyiz. Çocukla ilgilenmediğimizde, ona vakit ayırmadığımızda, onu takip etmediğimizde çevredeki bu bütün dezavantajlara her an koşabilir. Çocuk işe kendisinin önemsenmediğini özellikle hissedebilir. Ben değerli değilim. Bu halde benim ders çalışmama da gerek yoktur. Veyahut ben bu kadar ders çalışmasam demek ki yeterlidir. Babam bana bir şey demiyorsa ben demek doğrusunu yapıyorum diyebilir. Yanlış yaptığı şeyleri bile doğru... Değersizlik duyguları gelişir mi? Tabii kesinlikle dersin duygusu gelişir. Yani demek kendisine ben önemli değilim. Falan. Yani babamın işi işte benden daha önemli. Annemin işi benden daha önemli. Veyahut işte diğer başka bir kardeşle ilgilenip onunla ilgilenmiyorsa demek ki diğer kardeşim benden daha önemli. Bu şekilde çocuk içine kapanmaya başlayabilir. Evet. Dersi düzgüsü hissedebilir ve ders çalışmamaya, işte ders dışındaki zararlı alışkanlıklara yönelme ihtimali daha yüksektir. Bir de ailelerle ilgili de şunu da söylemek ben istiyorum özellikle. Demin arkadaşlarımız plandan, işte amaçlardan, hedeflerden bahsederken ailelerimizin amaçlarının kendilerinin amacı mı yoksa çocuklarının amacı olduğu konusunda gerçekten dikkatli olması gerekir. Örneğin mesela bizde işte 9. sınıf öğrencilerimiz 9'u bitirip 10. sınıflara geçince özellikle alan seçince işte sayısal derslerin ağırlıklı olduğu alanlar, sözel derslerin ağırlıklı olduğu alanlar ve işte eşyalı derslerin ağırlıklı olduğu alanlara yönelik olarak öğrencinin yeteneklerine, kapasitesini göz ardı edip işte benim oğlum doktor olsun, bütün derslerini geçmiş, işte teşekkür almış, o halde sayısala geçsin diyor. Yani inanılmaz yanlış bir yönlendirme olabilir. Benim karşılaştığım temel vakalardan bir tanesi şuydu. Bir öğrencimiz vardı, 9. sınıfta çok başarılıydı. Takdir, teşekkür tarzı belgeler almıştı. Ders öğretmenlerinin özellikle edebiyat, işte dil anlatım, tarih, coğrafya ve bir kısım da matematik derslerinin çok memnun olduğu bir öğrencimizdi. Aile bu başarıları gördüğü takdirde onu hemen sayısal alana yönlendirmiş. Ama 10. sınıfın sonlarından itibaren, işte 11'e de geçmiş tabii, çocukta inanılmaz bir şekilde işe kapanma durumu söz konusu. Yani artık ben ders çalışmak istemiyorum. İnanılmaz derslerde bir düşüş var.
Hani sayısal derslerin hemen hemen tamamı zayıf. Ama ailenin beklentileri hala devam ediyor. İşe doktor olacak, doktor olmazsa mühendis olacak. Tarzı yüksek beklentiler olabilir. Tabii biliyorsunuz her alan kendine göre yüksek bölümleri vardır. Ama aslında öğrencimizin temel olarak yetenekli olduğu alan sözlerde yahut temel ağırlıklı bölümlerde, işe ağırlıklı bölümlerde. Ailelerimiz kendi hedeflerine göre öğrenciyi yönlendirince işe öğrencimizdeki o kötü durum söz konusu olabiliyor. Yine şey diyoruz değil mi? Yani önce bir yeterliliğini belirlemek, keşfetmek, sonra ona göre yaklaşımlarda bulunmak. Bunu en iyi anlayan da aslında öğrencilerimiz kendileridir. Yani öğrencilerimiz kendilerinin hangi alanda başarılı olduklarını düşünmeleri gerekir. Tabii buna yönelik olarak okullarımızda biliyorsunuz birçok ölçme aracı kullanılıyor. Kendi değerlendirme envanteri, akademik benlik kavramı ölçeği, temel yetenekler testi. Biliyorsunuz rehber öğretmenlerimiz bu konularda şu an bile hizmet içi eğitimler, seminerler alarak bu testlerin uygulanma şeyini alabiliyorlar, yeterliliğini alabiliyorlar ve bunları okulda uygulayabiliyorlar. Özellikle velilerimize şunu belirtmek gerekiyor. Çocuklarının yeterlilikleri açısından sıkıntı yaşadıkları durumlarda mutlaka rehberlik servisine başvuruları vurmaları gerekir. Tabii öğrencilerimiz de aynı şekilde. Hocam ben hangi alanda başarılı olduğuma yönelik bir bocalama içerisindeyim, hangi dersleri daha iyi yapacağımı bilmiyorum dedikleri zaman mutlaka rehber öğretmenlerimiz öncelikle bir bireysel görüşme yaparlar. O bireysel görüşmelerden sonra mutlaka bahsettiğimiz ölçme araçlarından birini uygulayıp öğrencimizin kendini işte daha iyi değerlendirmesini ve olumlu sonuçlar almasını sağlarlar. Eğitimci aileleri çok konuştuk da eğitimcilerin yaklaşımları nasıl? Yani okullarda çalışan branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul idareleri, rehber öğretmenler bu verimli ders çalışma yöntemleri noktasında çocuklara nasıl yaklaşırlar? Özellikle onların teşvik ve motivasyon noktasında ciddi anlamda çalışmaları gerekiyor. Eğitimci tutumları noktasında ne durumdayız? Şunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle branş öğretmenlerimizle ilgili olarak şunu konuşayım. Branş öğretmenlerimizin, tabii benim çalıştığım kurumda özellikle çalıştığım arkadaşlarımla özellikle vurguladığım ve dile getirdiğim bir noktadır. Mutlaka öğrencilerinizin başarılarını gördüğünüzde bunları ödüllendirin. Ve bunu öğrenciyi işte sen başarılığını ben fark ediyorum. İşte bunun ödülünü notla olabilir. Veyahut sınıf içerisinde işte örnek göstererek olabilir. Mutlaka görmemezlikten gelmemek gerekir. Yani görmek ve bunu çocuğa diğer arkadaşlarının görmesini ödüllendirip çekici hale getirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde bazı eğitimci arkadaşlarımızın şu tutumları da dikkat çekmektedir. Yani öğrencilerimize tamamen hani ben dersimi anlatır, çeker giderim tarzı yaklaşımlar kesinlikle yanlış yaklaşımlardır. Bunu biz özellikle her programımızda da, bundan sonraki programlarımızda da dile getireceğiz. Yani oradaki öğrencilerimiz aslında bizim çocuklarımızdır. Yani şunu söyleyeyim, evdeki çocuklarımızla nasıl ilgi gösteriyorsak, sınıfta işte ders anlatırken, matematik anlatırken, edebiyat anlatırken, işte fizik dersleri verirken, kendi çocuklarımızla evde nasıl öğrenmelerini istiyorsak, aynı şekilde sınıf içerisinde kendi öğrencilerimizin de o şekilde öğrenmelerini sağlamamız gerekiyor. Bir müdür yardımcımızın sıkça dile getirdiği bir durumu söylemek istiyorum. Defalarca haykırarak şunu dile getiriyor. Ben kesinlikle evde ilgilenmediğim kadar öğrencilerimle ilgileniyorum. 10. Sınıflar Şubesi'ne bakan bir müdür yardımcımızdır. Her sınıfla, her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmekte. Ve inanılmaz bir şekilde özverili davranmaktadır. Sonuçlarını da biz dönem sonuna doğru aldık. 10. sınıftaki öğrencilerimizin hemen hemen çoğu kesinlikle belge aldı. Birçoğu belge aldı. İşte sizin de bahsettiğiniz, değindiğiniz eğitimci arkadaşlarımızın özverili çalışması işte 500-600 öğrencimizden yaklaşık 300-400'ünün belge almasıyla sonuçlandırdı. Evet, eğitimci tutumlarla ilgili arkadaşlar sizler bir şeyler ifade etmek için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani özellikle okula yeni başlayan çocuklar için tabii ki öğretmen çok önemli. Özellikle birinci sınıflar için diyebiliriz. Hani orada yaşadığı, öğretmenle yaşadığı yaşantılar çocuğun ondan sonraki okul başarısını çok fazla etkiledi. Evet. Bu yüzden hani çocuğa özellikle daha sevecen, daha farklı empati kurarak, bireyin özelliklerini tanıyarak yaklaşması gerekiyor. Ve öğrencilerin ilgi yeteneklerinde biraz farkına varıp ona göre ders anlatması gerekiyor. Hani birçok öğretmen hani iyi, belki hani iyi bir şekilde konusuna hakim olabilir. Önemli olan çocuğa ne kadar verebildiğidir. Hani sınıfın düzeni çok iyi bilmesi gerekiyor ve ona göre teknikler ya da yöntemler kullanarak ders anlatması gerekiyor. Örneğin bir de şey durumu var öğrencide. Hani öğrenilmiş çaresizlik. Özellikle hani öğrencileri matematik, İngilizceye karşı hani Türkiye genelinde hatta bu durum var. Hani matematiğe karşı olsun, İngilizceye karşı ders başarısının düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunun nedeni de hani matematiği öğrencilere sevdirilmemesidir. Hani burada da öğretici olarak hani öğretmenlere büyük iş düşüyor. Öncelikle ne yapılabilir? Hani
hani öğrencilerin yapabileceği, hani sınıf düzeyini iyi bilmesi gerekiyor. Hani dedim ya, öncelikle öğrencilerin ilgi yeteneklerinin sınıf, o derse ilgi seviyelerinin belirlenmesi gerekiyor. Ona uygun soruların hazırlanması gerekiyor. Hani çocuk ilk başta o başarı hazını yaşaması gerekiyor. Hani çünkü dediğim, hani çocuk şunu kabul edin. Ben matematikte başarısızım, çalışmasam da olur. Hani eğer hani bu yargıyı kırarsan, hani eminim ki birçok çocuk hani matematiği de, İngilizceyi de hani severek, isteyerek çalışacağını, böylece başarının artırılabileceğini düşünüyorum. Yani burada da dediğin gibi hani öncelikle uygulamaya dönük öğretmenin ders vermesi gerekiyor, öğrenci merkezli olması gerekiyor. Çünkü bazen hani dediğimiz gibi öğretmen hani gelip dersi anlatıp çıkabiliyor. Hani görsel materyallerden çok fazla kullanması gerekiyor. Hani biz teknolojiden bahsettik. Hani teknolojinin bu şekilde kullanarak öğrencilerin hani verilen bilgilerin daha kalıcı hale getirilmesini sağlanabilir. Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, özellikle Güler Hocam da ifade etmiş olduğu gibi öğretmenin öğrencilerin seviyelerine inmeleri gerçekten çok önemli. Çünkü hani bazen şöyle bir durum var, yani öğretmen alanında çok çok uzman olabiliyor, çok çok iyi olabiliyor. Ama sonuçta anlattığı karşıdakinin anladığı kadardır. Bu yüzden hani öğrencinin seviyesini bilmesi, o şekilde anlatabilmesi, öğrencileri dersine katabilmesi, onların etkin bir şekilde katılmalarını sağlaması gerçekten o anlamda çok önemli. Bu yüzden de mümkün olduğunca hani eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz ders anlatırken eğitim ortamını ne kadar zevkli hale getirebilirlerse, işi sıkıcılıktan çıkarıp ne kadar böyle güzel bir ortam haline getirebilirlerse, öğrenme de o doğrultuda olumlu anlamda artacaktır yani. Bir de çocuklarımız sosyal, psikolojik bireyler olarak değerlendiriyoruz. Böyle düşünüyoruz. Sürekli ders, çünkü bizler bile bahsetsek bizlere bile sıkıntı vermeye başlıyor. Evet. Tabii bunu nasıl renklendirmek gerekir? İşte hani çok önemli gördüğümüz özellikle Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kaç yıldan beri yürüttüğü sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler. Çocuklarımız bu noktada nasıl faydalanabilir? Burada faydalanırken bunun planlamasını nasıl yapmalı bu verimli ders çalışma süreçlerinde? Şunu söylemek istiyorum. Hani sizin de bahsettiğiniz gibi sürekli ders deyip işte velilerimizin, öğretmenlerimizin işte yoğun bir şekilde ders çalış, ders çalış deyip öğrencilerimize baskı yapılan öğrenciler kesinlikle yoğun bir şekilde ders çalışmayan, bunun akademinde şöyle bocalama yaşayıp işte başarısızlık duygusunu yaşayıp ve başarısızlığı yaşayan öğrencilerimiz haline gelmektedirler. Bu doğrultuda sizin de bahsettiğiniz gibi mutlaka öğrencilerimizin sosyal kültürel faaliyetlerini azaltmaması gerekir. Nasıl bir öğrencimiz eğer ders çalışıyorsa okulundaki bulunduğu işte mesela bizim okuldan örnekler vermek istiyorum. Gerçekten hani böyle bir üniversite adasındaki birçok sosyal kültürel faaliyetimiz var. İşte yaratıcı yazarlık kursundan tiyatro çalışmalarına, satranç çalışmalarına, münazara çalışmalarına, işte şiir dinletilerinden futbol çalışmalarına, halk oyunları çalışmalarına yönelik birçok etkinliğimiz mevcuttur. Bu doğrultuda ben bireysel olarak görüşme yaptım. Hem öğrencilerim, hem velilerim, hem de branş öğretmenlerime yönelik olarak şunu söylüyorum. Kesinlikle, evet öğrencimiz ders çalışsın. Bir planı vardır. Eve gider, işte dinlenir, yemeğini yer, ders çalışma saati bellidir. İşte ben bu saatte ders çalışırım, ders çalışır. Ama gün içerisinde, işte cumartesi, pazar, hafta sonu tatilleri olabilir. Eğer sabah grubundaki öğrenciyse öğleden sonraki vakti boşalabilir. Ya da öğleden sonra grubundaki bir öğrenciyse sabah vakti boşalabilir. Çocuk kendisini yetenekli hissettiği alanlardan mutlaka birine başvurması gerekir. Tiyatro çalışmalarını okulumuzda özellikle ben yürütüyorum. Geçen yıldan itibaren benim beraber çalıştığım gruptaki öğrencilerimin çoğu gerçekten çok başarılı olan öğrencilerdir. Haftada iki gün sadece çalışma yapmaktayız ve bir buçuk iki saat çalışma süremiz. Maksimum süremiz işte iki buçuk saat sürmektedir. Hiçbir şekilde öğrencilerimizin derslerine engel olmayacak bir şekilde ama sosyal kültürel olarak en iyi şekilde verim alabileceğimiz çalışmalardır. Yine futbol çalışmalarımızla bu işte özellikle bahar dönemlerinde, bundan sonraki dönemlerde yapacağımız münazara çalışmaları, bütün okulumuzun, bütün sınıfların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerdir. Bu şekilde öğrencilerimizin sosyal olarak deşarj olmalarını sağlıyoruz. Evet, bu yönleri gerçekleştirdiğimiz zaman öğrenciler deşarj olabilmekte, zihinlerini boşaltabilmekte, akşam eve gidip dinlendikten sonra dersin başına geçtiklerinde daha verimli ders çalışabilmektedir. Çünkü enerjilerinin çok yüksek olduğu yaş grupları işte, o ilkokul, ortaokul, lise dönemleri bir şekilde bu anlamda desteklenmeleri çok önem arz ediyor. Yani psikoloji bir varlık olduklarını unutmamak gerekiyor. Yani gerginliklerini alabilmek çok, için. Çoğu zaman bizden unutuyoruz, bunu göz ardı ediyoruz. Tabii bu çalışma programlarını anlatırken
özellikle anlattığımız çerçevede, sizlerin de bahsettiği konular çerçevesinde, bunların da bu sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere desteklenmesi, tabii ki bireyin verimli çalışması, bireyin kendini iyi hissetmesiyle başlar. Nasıl? İyi hissetmediniz, kendinizi kötü hissettiniz, sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerle bunu desteklemediniz, yaşantınızda zevk aldığınız hobileri yapmadığınız sürece kendinizi iyi hissetmek çok çok zor oluyor. Bir de akran gruplarının bu noktada etkisi çok fazla oluyor, zamanı planlama noktasında. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Zaten verimli ders çalışma yöntem ilkeleri dediğimiz zaman ya da verimli çalışma dediğimiz zaman zaten az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi o planın içinde, o çalışmanın içinde hani insan dediğim gibi sosyal bir varlık ve tüm ihtiyaçlarını bir anlamda giderebileceği bir plan hazırlanması gerekiyor zaten. Bu planın içinde çocuğun ders çalışabileceği zamanlar, arkadaşlarıyla, akranlarıyla zaman geçirebileceği etkinlikler, ailesine ayıracağı zamanlar, bunların hepsinin yer alması gerekiyor. Ve o şekilde yani yer alması gerekiyor. Bu şekilde öğrenci kendini iyi hissedecektir. Akranın bu anlamda şöyle bir yardımı oluyor. Bazı öğrencilerimiz, öğrenme stilleri dediğimiz bir kavram var. Kimi öğrenci mesela görsel bir şekilde bir şeyi gördüğü zaman daha iyi öğrenebiliyor. Kimi duyduğu zaman daha iyi öğrenebiliyor. Kimi yaşadığı zaman daha iyi öğrenebiliyor. Özellikle bu akran ilişkileriyle de akranlarıyla birlikte mesela bu anlamda şöyle bir faydası olabiliyor. Kimi öğrencilerimiz mesela böyle konuşarak, bir şeyleri paylaşarak, oyun halinde, işbirliği halinde öğrenmesi çok daha iyi olabiliyor. Bu durumda akranlarını kullandığımız zaman, özellikle de seviyesi birbirine yakın olan arkadaşlar oldukları zaman, birinin bilmediğini öteki, ötekinin bilmediğini öteki şeklinde birbirlerine yardımcı olarak ve hani güzel bir ortamda, eğlenceli bir ortamda öğrenmeleri daha kolay oluyor. O yüzden akran, burada hani akranların o anlamda önemi gerçekten de... Hem olumlu hem olumsuz etki yapabiliyor değil mi? Evet, olumsuz yönleri de var. Bunları da ben söyleyeyim. Buyurun. Hani özellikle hani olumsuz akran grubuna dahilse hani zamanın çoğunu... Çalar. Hani, evet. Yani ne olumsuz yönde zamanı kullanmış olur ve arkadaşlarına hayır diyememek. Hani, bu çok önemli. Evet. Genelde bu var, hani arkadaşın kırılır, üzülür, hani beni bir daha hani o gruba dahil etme şeklinde. Hani düşünceleri kapıldığı için birçok şeye evet diyebiliyor. Ya da ders çalışması gerekiyordu, onu erteleyip hani arkadaşlarıyla zaman geçirebiliyor. Hani burada da şey ortaya çıkıyor, hani özellikle hani başta da söylediğimiz bir şey var. Hani aile içerisinde çocuk kabul görmemişse, değer verilmemişse, hani çocuk ne yapacak? Bu akran grubu içerisinde daha fazla yer edinmeye çalışacak. Onlar daha cazip hale gelecek. Hani onlara dediğim gibi hani eğer bunun aile içerisinde çocuğa söz hakkı verilirse, çocuğa fark edilirse hani birçok şeyi önemsenirse. Peki Gülen Hocam, ben şu anda mesela çocukluk dönemi önemli bir dönem. Evet. Hayır diyebilme konusunda. Ben hayır diyebilmeyi becerisini kazanamadım. Evet. Daha sonra kazanabilme şansın var mı? Evet, hani bunun hani bazı teknikleri hani atılganlık eğitimi dediğimiz evet. Hani. Çocuğa hani birisine hayır deme alışkanlığı. O zaman insan her şeye hayır der o zaman. Yok. Hani kendisine uygun olmayan, gerçekten yapmak istemediği bir şeye hani bu şekilde evet. Hani hayır demesini bilmesi gerekiyor. Yani atılganlık eğitimiyle bu evet. Yetişkinlerde evet, önlenebilir şey. Diyorsunuz. Evet. Sırada bizim de ona gitmemiz gerekiyor. Tabii özellikle ders çalışmayla ilgili olarak şunu da söylemek istiyorum. Öğrencilerimize YGS, LYS hazırlığı yapan öğrencilere özellikle şunu söylemek istiyorum. Her dersinizde mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor. İşte sadece matematik alanında çok yoğun çalışmak ya da geometri alanında çok yoğun çalışmak, işte fizik, kimya, biyolojiye inanılmaz bir şekilde zaman ayırıp, geometriye zaman ayırıp, işte tarihi, coğrafyayı, Türkçeyi, edebiyatı tarzı dersleri ikinci plana atmak inanılmaz dezavantajlı bir durumdur. Çünkü yoğun bir şekilde matematiğe çalıştığınızda farz edin ki işte 30 soru matematik sınavı, yani 40 soru bildiğiniz gibi sorulmakta. O 40 sorudan çok yoğun bir şekilde çalıştığınız takdirde işte 15 yapıyorsanız 20 veyahut 25 yapabilirsiniz. 30'a çıkarabilirsiniz. Ama bunun yanında Türkçe, sosyal bilimleri, işte fen bilimlerini göz ardı ettiğinizde burada sadece ciddi bir şekilde notlar sunmaktadır. Sadece sınav matematikle kazanılıyor. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Ya da sadece Türkçe ile kazanılıyor. Her dersimize hemen hemen işte soru miktarına orantılı olarak ve yoğun bir şekilde vakit ayırmamız gerekiyor. Nasıl Türkçe'ye çalışıyorsak aynı şekilde tarihe, aynı şekilde coğrafyaya, aynı şekilde felsefeye, aynı şekilde işte matematiğe ve geometriye de çalışmak gerekiyor. Yani derslerimizden bazılarını geri plana atıp bazılarına yoğunlaşmak
geri attığımız planlar hiçbir şekilde verim almamızla sonuçlanabiliyor. Bu birincisi. Bir diğer söylemek istediğim şey, özellikle belirlerimizden geçen çocuklarımız ders çalışıyorlar ama biz ne yaptıklarını bilmiyoruz diyorlar. Bu bir. Veyahut öğrencilerimiz şunu söylüyor: hocam ben evde nasıl ders çalışacağım? İşte ne yapacağım? Bu şey, sanırım bir soruyla da sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Ders çalışmada temel olan bazı noktalar var. Seyircilerimizle bunu paylaşmamız gerekiyor. Ders çalışmak özellikle okulda veyahut dershanede edindiğimiz bilgileri, öğretmenin anlattığı konuları evde pekiştirmek gerekir. Mutlaka bunların tekrarını etmek gerekir. Öğretmenin çözdüğü sorulara benzer soruları çözmek ve hafta sonları özellikle veyahut 15 günde bir genel tekrarlarını yapıp pekiştirmek gerekir. Evet. İşte ders çalışmadaki temel ve püf nokta budur. Evet. Bunu da seyircilerimize, öğrencilerimize söylememiz gerekir. Son bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu anlattığımız, hepimizi ifade ettiği konular çerçevesinde başvurulacak kurum, kuruluşlar, yardım alabilecek birimler nelerdir? Bu birimlerin çalışma alanı ya da anne babalara, çocuklara ya da eğitimcilere profesyonel destek sunmaları noktasında alanda kimler var? Çocuklarımız, velilerimiz, eğitimci arkadaşlarımız kimlere başvurabiliyor? Bu anlamda ciddi destek almak adına çalışmanın verimliliği ve kişiye göre programa çıkarılması noktasında. Ben özellikle öğrencilerimiz bazında başlamak istiyorum. Hani öğrencilerimiz kilitlendikleri noktalarda kimlere başvurabilirler? Ders olarak özellikle matematik derslerinde eğer zorlanıyorsa veyahut işte Türkçe dersinde, geometrik dersinde zorlanıyorsa öncelikle branş öğretmenlerine başvurması gerekir. İşte matematik öğretmenler veyahut işte geometri dersine giren öğretmenler veyahut Türkçe işte dil anlatım, edebiyat derslerine giren öğretmenlerle yönelmesi gerekir. Ders bazında ciddi sıkıntılar yaşıyorsa, kendi işte okuduğu okulda bu sorunu gideremiyorsa halk eğitim merkezlerimiz var, biliyorsunuz. Bağlan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarımız var. Sosyal destekli kurslarımız var. Bu kurslarda çalışan yine aynı şekilde branş alan öğretmenlerimiz var. Bunlardan veyahut bildiğiniz birçok özel dershaneler, işte belediye bünyesinde, milli eğitim bünyesinde açılan bazı birçok kursumuz var. Burada çalışan rehber öğretmenler ve branş öğretmenlerden destek alabilirler. Program hazırlanması açısından ise, yani ders çalışma programı hazırlanması açısından çocukta bir bocalama söz konusuysa mutlaka rehber öğretmeni ziyaret edilmesi gerekir. Kesinlikle. Temel nokta burasıdır. Hadi hocam. Evet, hocam da ifade etti zaten, özellikle rehberlik araştırma merkezlerinde bununla ilgili orada görev yapan psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenlerimiz bulunmakta. Tabii oradan önce ilkin kendi okulunda rehberlik servisinden faydalanabilir. Oradan herhangi, yani orası yetmediği zamanlar ya da biraz daha detaylı bilgi almak istediği zamanlar rehberlik araştırma merkezinden bu anlamda faydalanabilir. Oradaki rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanlar. Teknolojiden de faydalanabilir mi? Tabii teknolojik ki. Yani bilgisayar üzerinde literatür taraması yapmak olabilir. Rehber araştırma bilgisayarda zaten hani bu yani. Çok şey yani bilgisayar üzerinde ulaşabiliyor. Yavaş yavaş rehber öğretmeni kalkacak artık, bilgisayar yerinize alacak galiba. Güler hocam, kavanoz hikayesini anlatacak mısınız bize? Anlatmayacaksınız galiba. Anlatacağım, bir başka programlar. Evet, ben size bu değerli bilgilerinizden dolayı, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Güler Hocam, Ali Hoca ve Mustafa Hoca'ya. Bugünkü programı da, bugün akşam da sonuna geldik. Daha sonraki programlarda katkılarınızı bekliyoruz. Umarım bu katkılarınız devam eder. Zaten Mustafa Hoca her programda olduğu gibi yanınızda. Kendisine bu akşam da teşekkür ediyoruz. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cantin'in ortaklaşa hazırlanmış olduğu Ben De Çocuktum Kariyer Yolculuğu programımızın bu akşam da sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.